Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Golvar.com'daki son yazımı görüp okuyup beğeni atan arkadaşlara da teşekkürler arkadaşlar. İyi ki varsınız desteklerinizden ötürü. 50.700 olmamızdan dolayı da teşekkürler. Şu aralar çekilen videoların konusu biraz güncel e, ya da ne bileyim ilgi çekici olmuyor sanırım ki. İzlenmeler beklediğim gibi de ben herhalde bir izlenme ortalaması 4.000-5.000'i bulur diyordum ama neyse o da bulur herhalde. Eee... Başlık bulurken falan çok zorlanıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Artık hani günün gelişmeleri, günün Fenerbahçe gelişmeleri diye falan başlıklar atasım var. Haberiniz olsun. 20 Eylül 2023 saat 20.02 benim videoyu çektiğim sıralarda. Bakalım ne zamana yüklenecek. İsmail Kartal açıkladı. 2-3 hafta yok. İsmail Kartal, Nörsland maç öncesinde açıklamalarda bulundu. E, UEFA Avrupa Konferans Ligi. Norşland maçı, grup maçı, ilk maçımız ve bu maç öncesinde İsmail Kartal'ın sözleri. Son oynadığımız ilk maçında kazandığımız için çok mutluyuz. Türkiye'de hiçbir maç kolay değil. Her maçın zorlukları var. Gerçekten her takım kendine göre güçlü taraftarları var. Herkes daha iyi olmak ve bize karşı daha motive oynamaya çalışıyorlar. Şifreyi anladınız değil mi? Yani bize karşı daha motive oynamaya çalışıyorlar. 3-2 kazanmasını bildik. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İlk maç olması itibariyle kazanıp 3 puan almak istiyoruz. İnşallah taraftarlarımızın verdiği destekle bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. 6 numara pozisyonunda 4 oyuncumuz var. Taraftar 4'ünü topla bir 6 numara etmiyor. Ders. İsmail, Bartu, Zayt, Crespo. Duruma göre, rakibe göre, oyuncuların e, sağlık durumuna göre bunları değerlendirebiliriz. İsmail'in cezası nedeniyle Zayt'sı oynattık. Yarınki maçta belki Crespo, belki Zayt'sı oynatabiliriz. Ama lig başlarında Türk olduğu için İsmail ve Bertu'a fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Dönüşümlü olarak rakibe göre o pozisyondaki oyuncuları değerlendireceğiz. Şifreyi aldınız mı? Aldınız değil mi şifreyi? Bence aldınız şifreyi. Ee, Türk vurgusunu boşuna yapmadığını inşallah anlamışsınızdır. Sonuçta biz bir takımız, bütün oyuncularımız değerli. Her oyuncumuzun neler yapabileceğini biliyoruz. Her maça rakibe göre, oyunculara göre hazırlanıyoruz. Kent de oynadığı maçlarda iyi oynadı. Bak ben yine şifreyi aldım. Antrenmanlardaki performansından memnunuz. 27-28 kişilik kadromuz var. Türkiye'deki maçlara göre kadroyu planlamak farklı bir şey. Avrupa elimiz daha rahat oluyor. Oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Kentin de performansından gayet memnunum. Yarın kesinlikle ilk 11'de. Şifreyi aldınız herhalde. Hatta ben Zaytis ve Crespo'nun yan yana oynayabileceği ya da en az ikisinden bir tanesini kesin oynayacağı şifresini aldım. Bilmiyorum siz aldınız mı? Tek yüzünden en gerçekten bizi de şaşırttı. Birinci dakikada alışık olmadığımız bir sakatlık. En az iki, en fazla 3 hafta sakatlığı olacak. Emre Mor'un da sakatlığı geçti gibi. Bak en az iki, en fazla 3. Arkadaşlar iki hafta ile yani 3 hafta arasında hiçbir fark yok biliyor musunuz? Nasıl yok? Yok. Altı tane maçımız var. Yani Nürnland maçını çık 5 maçımız var. 2 e, hafta sonu oynanacak maç. Sonrasında milli ara var. 2 hafta. O yüzden diyorum. Aziz Allah. Zayıf rakip diye bir şey yok. Her rakip kendine göre rakip. Yarınki rakibin tek mağlubiyeti var. Ligde 3. sıradalar. Avrupa'da gol yemeyen bir takım. Sistemi olan bir takım. Kolay bir rakip değil. Ben buna çok sevindim. Adam analizini yapmış şükür. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Bunun bilincindeyiz. E bu arada Emre Mor'un da sakatla geçti gibi. 2-3 haftaya kadar takıma döneceğini düşünüyorum diyor. Cengiz'in mi Emre Mor'un mu 2-3 haftaya kadar döneceğini düşünüyor. Yani keşke Emre Mor şimdi oynayabilir durumda olsaydı diyorum. Rotasyona gence 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Yarınki maçta bazı oyuncuları dinlendireceğiz. Rotasyonla bir şekilde çıkacağız. En iyi oynayabilecek oyuncularla çıkacağız. Ben onda 10 yapmanız rağmen değişiklikler var. Ben işin pek o tarafında değilim. Takip de etmiyorum. 30'da da yapsak öyle bir iş yapıyoruz ki herkesin bildiği bir iş yapıyoruz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Biz işimize bakıyoruz. Dışarının ne söylediğine çok fazla itibar etmiyorum. Oyuncularla her gün yaşayan bizleriz. Her oyuncunun ne kadar katkı verebileceğini yapabileceğini biliyoruz. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar da elimizden geleni yapar ve mutluluğa ulaşırız. Bu yorumlar kişiden kişiye değişebilir. Biz maçların geneline bakıyoruz. Yani, Tadici'te memnun değil misiniz diyorlar. Taktik performansa bakıyoruz. Her şeyi değerlendirerek bir sonuca varıyoruz. Tadici'nin genel performansından memnunum. Ama bu her maç oynayacak anlamına gelmiyor. Şifreyi aldınız mı? Ama bizim her oyuncumuz değerli. Belki Tacin Tadjinyen'e yarın başkası oynayacak diyor. Kesin oynayacak. Kent. Belki Joshua King'de olabilir. Şimdi Fenerbahçe'de bir sıkıntı var. Sakatlığa termal kameralar çağrı olamadı. Arkadaşlar İsmail Kartal hatırlayın. Termal kamerayla futbolcuların sakatlık riskini ölçtüğünü açıkladı mıydı? Açıkladı. Toplam 13 sakatlık yaşandı. Sistemin verimliliği bence tartışılmalı. Twente'nin oynandığı basın toplantısında ne dedi? Termal kameradan takip ediyoruz dedi. Ama sakatlık riskinin takip edildiğini söylemesine rağmen sezona açtığımız 2 Temmuz'dan bu yana çok fazla sakatlık yaşanıyor. Çoğu da darbeye bağlı olmaksızın adale sakatlığı. Ve onu bozuk sakatlık. Şimdi tek tek burada isim saymayayım. Ama Umut Nahir Mert, ya Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder diye saymayayım. Ama şunu sayayım. Abi Sizce de tuhaf değil mi bazı şeyler? Ya böyle bir sistem yapıyoruz. Çok iyi. Avrupa'da bir numarayız ama hiçbir şey vermiyor. Yani ve çok enteresan ya. Gerçekten sakatlık derdinin bitmemesi enteresan. Yani büyü mü yapıyorlar, muska mı yapıyorlar çözemiyorum. Ya böyle bir şey imkansız ya. Bu kadar sakatlık bir takıma gerçekten fazla ya. Ya uğursuzluk desen değil, şanssızlık desen değil. Bu başka bir şey ya. ya. Bu gerçekten başka bir şey. Miha Zayt. İsmail Kartal'dan Zayt kararı. Yaz transferde 6 numara alınmadı. Alınmadı alınmasına. Antalya maçında İsmail Yüksek Kırmızı kart cezasıydı. Zayt'su oynattı. Ezanlar okunuyor bir şey söylemek istiyorum ama söylemiyorum. İsmail Kartal'da nasibini aldı. Eleştiri, küfürleştirilerden. Bundan sonra 6 numarada oynamayacakmış. Crespo'ya da Fred... Hayır. İsmail Yüksek 1. Crespo 2. Bartu Elmaz 3. İstediği kadar şu basın toplantısında Zayis de 6 oynar desin. istediği kadar desin. Beni alakadar etmez. İstediği kadar desin. Bekao hala gelişecek yolumuz var. Kısaca buna da değinelim. Yeni transferimiz Rodrigo Bekao. Nörsland maç öncesinde. O da açıklamalarda bulunuyor. Niye İsmail Kartal'ın ki yetmiyor mu? <laughs> Arkadaşlar bir futbolcu bir teknik direktör konuşuyor. Takım arkadaşlarımın hepsi kaliteli iyi oyuncular. Aramızdaki uyumdan en çok Fenerbahçe'nin fayda görmesi bizi mutlu ediyor. Bence hala gelişecek yolumuz var. Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Bizim amacımız takıma yardım etmek ve kazanabildiğimiz kadar her maçı kazanmak diyor. Yudinese de 5 yıl boyunca hep sağda oynadım. Sağ stoperde. Yudinese ve CSK'da sağ tarafta oynadım. Brezilya'da sol, tara sol tarafta oynadım. Ama hangi tarafta oynadığımın benim için bir önemi yok. Hocamız nerede ihtiyaç duyarsa ben elimden geleni yaparım. Hangi tarafta rahat ettiğimizi sorarsanız sağ taraf derim ama son karar hocamızın diyor. Bir <laughs> bayağı bir eleştiri aldı biliyorsunuz değil mi? Solda oynuyor diye. Stefan Kunt dönemi sona erdi. Mustafa Hoca yine bildi. Böyle bir olay var. A milli takım teknik direktörü Stefan Kunt görevinden ayrıldı. Nasıl ayrıldı? Ayrıldı değil, kovuldu. Mustafa Hoca ayağa kalktı. Silah zoruyla Mustafa Hoca ayağa kaldırıldı. Kovuldu. <laughs> Türkiye Futbol Federasyonu şu şekilde bir açıklama yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısından Stefan Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz, Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için Teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatına başarılar dileriz diyor. Geçeceksiniz. Yani Riva'daki tesislerde görüşülüyor ve <laughs> bir araya geliyorlar. Hamit Altın top da oradaymış. Hala nasıl orada onu da anlayamıyorum da. Ya ben koca koca adamların, hani şirketlerinde yapamadıklarını, kurumlarda yapmalarına ayar oluyorum. Misal bir tane başkan var bir kulübün başkanı. Kendi şirketi bayağı büyük bir şirket. 5 sene boyunca yaptıklarına ayar oldum. Bak kendi şirkette bunu yapar mısın? Yapmazsın. 6. senede yaptıkları da çok güzel derken bir tane 6 numara almadı. Nazarlık olsun diyelim. İnşallah oraya kadar kazasız belasız gideriz. Ha bir uykuya yatsanız. Rüyanızda aksakalı dedeyi görseniz. İlk ayak tam yeli. Hiç, yok onu demesin. Yok, ayıp. Ot, koca aksakalı dede. Dese ki Fenerbahçe devre arasına kadar her maçı kazanacak. Her maçı. 6 numarayı transfer edecek. 6 numarayı transfer ne kadar da her maçı kazanacak. 6 numara idmanlara çıkacak. Yine her maçı kazanacak. 6 numara ilk ilk 11 oynattığı maçı kaybedecek deseler. Nasıl uyanırsınız? Bismillah bismillah bismillah. Ne, ne Sen ne diyorsun dede? Hediye sahip çıkalım. Sokaklarda kalıyor. Ben şunu söylerim. Ulan oraya kadar her maçı kazanırsak 6'da 6 grup 1. Ocağın 5'i 8'i gibi hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. 5'i diyelim. Hadi bizimkiler 5'inde de yapamaz transfer. O da ayrı mesele. Şubat'ın kaçında bitiyor? 8'inde. Bizimkiler 6 Şubat'ta falan yapar. O da ayrı mesele. 6 Şubat diye. 1 Şubat diyelim. Şubat 30 Şubat. 1 Şubat'ta diyelim. Ulan 1 Şubat'a kadar Türkiye Kupası'nın ilk maçında oynamış oluruz. Ligde 19 20 21 22 maç oynamış oluruz. 66 puan. 6'da 6 Avrupa 22. 6 buradan 6'da önelemeden 12 doğrudan 34. Bir de Türkiye pozu 35. 35'te 35. Incredible. Yani bunu tarif edecek Türkçe kelimeler biter benim gözümde. Hatta ben Aksakalı dedenin hürmetine hepinize burada salavat zinciri falan yaparım arkadaşlar. Dua edin Mayıs ayına kadar oynamasın altı numaramız diye. Mayıs ayına kadar inşallah oynamasın. Bir şey olsun da oynamasın falan diye. Mayıs ya da hazırlık maçı. Mayıs ayındaki hazırlık maçına kadar, Haziran'daki hazırlık maçına kadar oynamasın diye. Yani işin şakası bir tarafa. Altı numara olayı biraz tuhaf bir olaydı. Ama çözülecek. Ya dua edin puan kaybetmeyelim kötü oynadığında kazanmak da önemli. Şimdi Amili takımı bitireyim. Amili takımı Vincenzo Montella dönemi. TFF Amili takımı teknik direktörü için Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı. Ve 3 yıllık anlaşma sağlanmış. Adana Demirspor'da görev yapan yani Yağ Savuncu onun haberine göre diyor. Bilmiyorum resmi açıklama yapılmamış herhalde. Şimdi İstanbul'da olduğu federasyonla görüşeceği diyor. Ben Türkiye Futbol Federasyonu tanıyorsam yani ben federasyonu tanıyorsam o kadar karar içerisinde gider mutlaka en kötüsünü seçer. Yani en kötüsünü seçer. Ha resmi olarak açıklandı herhalde. Yani TFF ile görüşmek için İstanbul'a gel diyor. Kesin net olarak değil. Ya ben şunu gerçekten anlamıyorum ya. Türkiye kran mı girdi de hep yabancı getiriyoruz? Vallahi anlamıyorum ya. Bana biriniz izah edebilir misiniz? Bak. Türk modeli diye bir şey var. Saldır çökert. Saldır çökert. Gaza gel çökert. Saldır çökert. Yani saldır çökert. Bize bizden biri lazım. Kurtaramaz bizi bizden başkası. Hep söylediğim şarkı sözünden bir kez et. bizi bizden başkası kurtaramaz. Geçeceksiniz. Yani Ne diyeyim ya? Yani boş verin. Çok da söylemek istemiyorum. Çok da konuşmak istemiyorum. Yani durumlar bunlar. Duyumlar bunlar arkadaşlar. Ee, ve şunu da çok çok ısrarla söyleyeyim. Bana tuhaf geliyor ya. Bana bana gerçekten bazı şeyler çok tuhaf geliyor ya. Bu kadar Türk teknik direktör varken. Bu arada Unutmadan Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nüzde tekrar tekrar kutlu olsun. Tekrar tekrar. Bir küçük hatırlatma da yapayım. İşte Bükreş ve Partizan gibi köklü takımlara karşı gol yemeden 8 gol atarak 3 galibiyet 1 beraberlik alan liginde 21 ile en çok gol atan ve liginde Kopenhag'dan 2 puan geride olan bir takımla oynayacağız yarın. Hazırlıklı olalım. Her şeye hazır olalım. İyi oynayalım. Kazanalım. Kazanma serisini sürdürelim kazanma alışkanlığını sürdürelim. Benim aktaracaklarım bu kadar. Bu arada Antalya Spor'la Alanya Spor'la deplasmanda oynayacağımız müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecekmiş. Şimdi de Atilla Karaoğlan'a bir uyarıda bulunayım. Geçtiğimiz sezonlarda bunu yapmıştım. Yine yapayım. Tam yap. Yani eyyamını tam yap. Öyle azıcık vurayım da devresinler diye de direkt öldür. Direkt hiç uğraşma. Direkt uğraşma. Bordo Northland grubunda te tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin 28 şampiyonlukta en fazla şampiyon olan takım olduğunu söylediği için onu da söyleyeyim. Şimdi Bekao gerçekten sol stoper oynamamış mı? Ben onu da araştırdım. Bahia'da 22 maç 8 kez sol stoper. CSK Moskova 36 maç 10 kez sol stoper. Udinese 124 maç 44 kez sol stoper. Fenerbahçe'de 5 maçta 1 kez sol stoper. Yani 187 maç 63 kez sol stoper. Bilginiz olsun. 63 kez sol stoper oynamış 187. Yani hemen hemen 3'te 1 gibi bir durum var. Garip. Garip. herkes de konuşturmamak lazım. Herkesin de e, lafını dinlememek lazım. İzlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere dostlar.